Sevgili Reklampedia takipçileri, yeni bir Synopsis ile karşınızdayız. Efendim, Synopsis'in bu yeni bölümünde yerli bir yapımı inceleyeceğiz, Beyaz Balina. Erman'cığım, Beyaz Balina hakkında bize neler anlatacaksın? Yerli bir yapım olarak beklediğimiz aslında bizi tatmin eden ve o bekleme sürecimizi kat sayımızı arttıran bir film. Neden? Çünkü böyle yapımlara ihtiyacımız var biraz da. İnsanın psikolojik yapısına değinen, hep bahsediyoruz ya, bu evrensel problemleri irdeleyen, bunlara çözüm getiren filmler bir şeyler katar. Hem sinema evrenine bir şeyler katar, hem insanlığa bir şeyler katar. Buna bizim de katkıda bulunuyor olmamız çok müthiş bir şey zaten. O konuda sinema severlerin gönlünde tat kuracak filmlerden birisi. Uygur Öztürk çekti filmi. Efe Karaman, Kaan Ürkmez, Erden Alkan gibi oyuncular filmde yer alıyorlar. Birazcık böyle cennet sineması, karpuz kabuğundan gemiler yapmak, filmlerini beğenen insanların çok beğenerek izleyeceği filmler. Anladığımız kadarıyla filmin insanlarda da aslında motivasyon oluşturma, teşvik etme, hayallerinin peşinden gitmeleri gibi bir amacı da var zaten. Film bunu çok hissettiriyor insana. Yani bu filmleri izledikten sonra insanın gururlanmaması elde değil. Aha, benzettiğim filmler zaten Türk sinemasının kült filmleri. Evet, cennet sineması İtalyan sinemasının önde gelen filmidir. Karpuz kabuğundan gemiler yapmak Türk sinemasının önde gelen filmidir. Ki iki sinema sektörü de zaten birbirine çok yakın bir çizgidedir. Çok bizden Akdeniz esintileri taşırlar. Beyaz Balina'da da bu hissedilecek gibime geliyor. İsmi çok çekici geldi bana, Beyaz Balina. Çok enteresan bir ismi var ve yani filmi izleyince babam anlayacağız ve oğluma da birazcık göz kırpıyor. O tarz filmleri sevenler bu filmde çok kendilerini bulacaktır. Özellikle böyle filmlere daha çok ihtiyacımız var mı? Çok var, evet. Özellikle çocuk oyuncuların kendini gösterdikleri filmlere çok ihtiyacımız var. Hani yakın zamanda bunun örneklerini gördük, işte saydım: Babam ve Oğlum, Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak, İftarlık, Gazoz. Hani bu tarz filmler çok başarılı oyuncuları bize kazandırıyor. Yani bu filmde de göreceğimiz o küçük kardeşlerimizin oyunculukları, filme kattıkları çok üst düzey işler. Ya hepimizin vardır bu tarz hikayeleri. Çocukken hepimiz yaşadık. Kendi hayal dünyalarımızda yarattığımız o büyük büyük evrenler bizlere çok keyifli gelir. Gerçek hayatta da bunu yaşatmak isteriz. Çok fazla spoiler vermeyeceğim çünkü film izlenmesi bir film. Evet. Kesinlikle izlenmeli. Erman'cığım, filmimiz vizyonda mı? Vizyonda şu an. Vizyonda. Evet. Efendim, bu filmi kaçırmayın, Beyaz Balina. Oldukça kaliteli bir film. Türk sineması adına önemli bir film. Erman'cığım, IMDb notunu sorayım mı, senin notunu mu sorayım? IMDb notu yok benim gördüğüm kadarıyla. Henüz oylanmadı. Çünkü yeni, daha vizyonda olduğu için yerli yapım. Evet. Böyle bir handikapı var. Biraz film tabii vizyondan düştükten sonra IMDb'de notlanabiliyor. Ama benim kişisel notum 8'dir. IMDb'de de yani kanaat getirecek olursam şahsen buna yakın bir not çıkacaktır. 7.2, 7.5. 7.5. Evet, belki bir kritik 8'in üstüne çıkabilir. 7.8 olabilir. Keşke 8'in üzerine çıksa da dikkat çeksin. Evet. Gönlümüzden geçen o. Ama bu tarz filmler yapılsın istiyoruz. Evet. Evet. Erman'cığım, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Özellikle ben Beyaz Balina'yı seçtiğin için sana çok teşekkür ederim. Tanıtılması gereken bir filmdi. Türk sineması için önemli. Evet. Efendim, bir sinopsisin daha sonuna geldik. Yeni bir sinopsiste görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Bu arada küçük hatırlatmamızı da yapalım. Efendim, yeni bir portalımız var biliyorsunuz. www.reklampedia.com. Bir göz atın. Çok faydalı bir site. Beğeneceğinizi umuyoruz. Bunun haricinde YouTube kanalımız Reklampedia. Üye olmanızı bekliyoruz eğer hala olmadıysanız ve eğer bu tanıtımımızı beğendiyseniz lütfen sağ alt köşede bulunan beğen tuşuna klikleyiniz. Bu bizi çok mutlu edecektir. Yeni bir sinopsiste görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.